Çok teşekkürler. Şimdi Emre e, bizi az önce o köyü anlattı. Sabırlı köyünü anlattı değil mi? Sabırlı köyüne giremiyoruz dedi. Tabelayı sadece görüyoruz. Üstelesen jandarma gözaltına alacak. O durumdalar yani. Şimdi o köyde yaşayanlar var. Yani bu köy, e, bu köy yani Sabırlı köyü aslında tam da yazdığımız gibi felaketin ortasındaki köy. Köye zor giriyorsunuz, girmeniz zor. Çıkarken de çıktığınızda da girmek için jandarma eşliğinde giriyorsunuz. İnsanlar insanlar konuşamıyorlar. Buranın halkı şu anda rehin alınmış. Şimdi adam konuşacak adamın oğlu işte, kendisi işte, aracı işte. Sus pay vermişler zaten. Payla susturuyorlar. Baskıyla susturuyorlar. Çöpler altın madeni kurulduğundan beri hayvanları otlayamaz, ağaç yaprakları yeşermez oldu. 14 yıldır şirketle bir başına kalan köylü yine yalnız ve sessiz. İliçe bağlı Sabırlı Köyü'nün yolundayız. Ancak Sabırlı Köyü çöpler altın maden sahasının en net görüntülendiği nokta. Jandarma Sabırlı Köyü'ne girişleri yasakladı. İliçe kurulan Anagolt Madeni, çevredeki köyleri kapsayan alan bir girdap oluşturdu kendine. 2016'da maden sahası işletmecisi Anagoldu şikayet etmemeleri için köylüye suspayı payı verip taahhütname imzalattı. Sana diyor 130'ar bin lira yardım yaparım. 2016 yılında ancak diyor bir şartla bu yardımı yaparım. Herhangi bir özel idari veya adli başvuruda bulunmayacağının taahhüdünü verirsin. İnsanlara para verildi. Bu para insanlar aldılar orada bir havuz yaptılar. Yine neden oluşamıyorlar? Buranın geçimi hayvancılıktı. Hayvancılıkla yaşayan köylünün arazileri kurudu. Tek geçim kaynağı maden ocağındaki iş oldu. Yani köylü hem hukukla hem de işsiz kalma korkusuyla sınanıyor. Merada görüntü yok, hayvan yaşamıyor. Bizim mesela biz burada ağaçlarımızda böyle yeşil yapraklar oldu. Şimdi yaprak göremiyoruz. E buranın halkı fakir be. Burada hep hayvancılık vardı, burada huzur vardı. Yani insanlar her şeyden memnundu, mutluydu. Abdullah Çelik bir zamanlar huzurlu diye tarif ettiği Saburlu Köyü'nün en eski sakinlerinden. Yeğeni Ramazan Çimen'den iyi ya da kötü sadece bir haber bekliyor. Ramazan Çimen şu anda üç gündür bu yani bilmiyoruz, ulaşamıyoruz. Cenazemizi bile alamıyoruz varsa yani tabii ki. Tek yasak köylüye değil, siyasi partiler ve meslek kuruluşları da maden alanına alınmıyor. Tehditleri aylar, yıllar öncesinden görenler kurtarma çalışmalarına katkı sağlayamıyor, inceleme yapamıyor. Bizzat Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu ana burada Erzincan Ilış'ta kapılmasını istiyoruz. Buranın geleceği yok. İnali Yıldırım'a bakacak olursanız provokasyon. Böyle konuşanlar provokatör aslında. Öyle diyor. İnali Bey de ortalıkta çok fazla görünmüyor. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Ee yasak diye ha düşünebilirsiniz ya Fatih Bey baksana yasak var veya Fatih köylere girilmiyor Binali e de işte belki yasak uygulanır ona yasak olmaz. Hayır işte ekranlara çıkabilme cesaretine sahip olmak gerekiyor. Beyefendi de ortalıkta görünmüyor. Beyefendinin ismi Mehmet Özhaseki. Mehmet Özhaseki biliyorsunuz geçmişte Kayseri e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra Ankara'da e, çevre bakanlığı yaptı. Daha öncesinde Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına çıktığı yenildi. En sonda şimdi yine çevre bakanı İçişleri Bakanı gitti. Enerji Bakanı günlerdir orada. İçiş çalışma bakanı orada. ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak bilinen Mehmet Ösaseki bakın aynen de bakanlığı yazdık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Bakan ortada yok. Orada bir insanlar bir kere çalışma hayatını ilgilendirdiği için Çalışma Bakanı orada. Enerji ilgilendirdiği için Enerji de orada. İçişleri orada, çevreyi ve insanı ilgilendiren bir olay var. Bakan orada değil. Bizim Mehmet Bal, Ankara Haber Müdürümüz basın danışmanını aradı. Mehmet Gül odun ismi de. İliçe gitmiyormuş, gitmeyecekmiş. Hafta sonu deprem bölgesinde olacakmış. Şöyle gerekçeleri de şu, bakan yardımcısını görevlendirmiş oraya. Aynı zamanda İstanbul ve Hitit Üniversitesi'nden profesörler de oradaymış. Devamlı beyefendi bilgi alıyormuş, onun için gitmesine gerek yokmuş. Öyle bir ifade kullandı. Yani aslında gitmeniz gerekiyor. Ha Bana göre gidememesinin sebebi orada sorulara muhatap olacağı için. Ve o sorulara cevap veremeyeceği için veya tatmin edici cevap ee, Bravo çok güzel söyledin Gözde. Gitmesin o zaman. Enerji Bakanı da gitmesin diyor o zaman Gözde. Belki siz de öyle diyorsunuz. Veya işte İçişleri Bakanı da gitmesin. Oturduğu yerden bilgi alsın. Yani böyle mi işleyecek bu sistem? Geldik. E, bu işin sonu dedik. Bu işin sonu bakın ne diyor? Eee hem beyan, beyan usulü iş yapıyorlar, Anagold'dan bahsediyor, hem ne çevre ne de iş güvenliğini takan var, bir de vergi borcunu siliyorlar. Bize gelince iki kere M e, MTV çivisi çıktı artık bu işin sonu demiş vatandaş. Ve Enerji Bakanı'na bir kulak vereceğiz şimdi. Enerji Bakanı'na kulak vereceğiz. Hepiniz şunu merak ediyorsunuz, ben de şunu merak ediyorum. Ya orada aileler bilgi almak istiyor. Ne bileyim valide doğru dürüst bilgi yok, bakanlarda doğru dürüst bilgi yok çünkü aranıyor. Ve insanlar hepimiz Anagold'un yetkililerini yani Anagold firmasının Amerikan %80 Anagold, %20 de Çalık Holding zaten. E, yabancı yetkililerini veya oradaki yetkilileri çıkıp açıklama yapmasını bekliyoruz değil mi? Yani kameralar önüne geçip bir basın e, açıklaması yapmasını bekliyoruz ama ya yani adamların umrunda bile değil. Ve bakın bakan ne dedi biliyor musunuz? Enerji Bakanı. Biz dedi bu insanların dedi nerede olduğunu bilmiyoruz. Belki de yurt dışındalar. Ha bu mu? Stüdyo. <laughs> VTR bu. Evet hadi bakalım izleyelim. E söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Murat Kurum'un e, bu altın e, madeni işletmesiyle ilgili chat süreçlerinde e, bizzat verdiği onaydan kaynaklı sorumluluğunu ortadan kaldırmak ve dikkati bir başka yöne çekmek için e, doğrudan şirketi hedef alan bir açıklama. Erzincan İliş'teki madende yaşanan facianın üzerinden 48 saatten fazla zaman geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları arka arka Ağacaya gitti afetin olduğu bölgeye geçen onca saate rağmen şirket yetkililerine ulaşılamadı. Çarpıcı açıklama, bakan Bayraktar'dan geldi. Burada biraz e, özellikle buradaki işçi meci şirketin e, yönetim düzeyinde özellikle e, bir zafiyeti içerisinde olduğunu görüyoruz. Hala. Ee, söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabi e, işin e, beraberinde bakmamız gereken bir e, konudur. E, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamada işte şirket yetkililerine ulaşamıyoruz gibi bir ifadeyi kullanmak e, sorumlulukla bağdaşmayan bir ifade. 9 işçi saatlerdir toprağın altında. Gözler bir yandan da işçiler için yapılan arama çalışmalarında. Maden kazasında toprak altında kalan 9 işçiyi bulabilmek için tarama çalışmaları devam ediyor. Ancak toprağın kaldırılması zaman alacağı benziyor. Çok büyük bir toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık dün de ifade etmiştik 10 milyon metre küplük bir toprak kütlesi. Elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var.